فكذبوا ما تمرسلون Kıymetli davetliler, platformun İsveç şaşırma, sabrımızı taşırma. İsveç şaşırma, sabrımızı taşırma. Eller kırılsın. Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Bulunmaktayız. Ve İslam düşmanlarını, Kur'an düşmanlarını rahatsız eden Kur'an tilavetiyle programımıza Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت teşekkür ederiz. Aramızda bulunan ve büyük bir zahmetlerle yanımızda yer alan Cabir Başkanı Sayın Seyit Sercat Karakuş'a da teşekkür ediyoruz.
Aynı zamanda il CHP ve ilçe CHP üyeleri de buradalar. Bizi yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Kıymetli davetliler, bilindiği üzere 21 Ocak 2023'te Danimarkalı aşırı sağcı Skjern Partisi lideri olarak bilinen Merun Resmus Haluman tarafından Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği yanında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yapılmıştır. Yanına kimse yaklaştırılmamış, ülkemizin Dışişleri Bakanlığımızın devletimizin uyarılarına rağmen Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlerimize hakaret edilen İslam düşmanı provokatif bu eylem ifade özgürlüğü olarak adlandırılmıştır. Bu eylem nefret suçu olduğu devletimiz tarafından vurgulanmış, İslam düşmanlığının, ırkçılığın, ayrımcılığın, abartılarının görüldüğü, bunun da Avrupa'nın tekrar kara cahiliye dönemine döndüğünün bir seviyesi olduğu ifade edilmiştir. Tarih boyunca biliyoruz ki hak ile batıl mücadelesi her daim var olmuş, var olmaya devam etmiş. Görünen o ki kıyamete kadar da bu devam edecektir. Bu dönemde Nemrutlar, Firavunlar, Karunlar, Avlar, Semutlar, Ebu Cehiller ve onların çocukları devam edecektir. Onların karşılıksız kalmayacağı, her daim karşılarında 1,5 milyar Müslümanın iman dolu göğsünü daha önce gördükleri gibi tekrar göreceklerini onlara göstermektir. Hakikat meydanında mağlup edemedikleri İslamiyet'i hınçlaşıp, küstahlaşıp bu şekilde yok etmeye çalışıyorlar. Basın açıklamasını yapmak ve aynı zamanda konuşmalarını yapmak üzere 1453 Zeytinburnu Derneği Başkanı Sayın Recep Keskin'i bir çobana davet ediyorum. Tekbir! Selamünaleyküm. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 1453 derneğimizin ve İmam Cafer-i Sadık'ı cami ile birlikte düzenlemiş olduğumuz hain alçak ve şeref yoksunu İsveç'in dinimize temeli Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğu alçak saldırıyı kınamak için burada toplandık. Başta Zeydep ve STK başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli Zeytinburnular ve basının kıymetli temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti İsveç Büyükelçiliği önünde ırkçı, sapık politikacı tarafından Allah katında din olan İslam'ın mukaddes kitabına aşağılıkça yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tüm uyarılara rağmen bu aşağılık eyleme apart olan İsveç hükümeti ve destekçilerini şiddetle kınıyor, yapılan bu eylemi bir ifade hürriyeti olmadığını, tüm insanlık ve İslam alemine saldırı niteliği taşıdığını buradan beyan ediyoruz. Bizler sevgi ve hoşgörü dini olan İslam'ın mensupları beni görmeden bana iman eden kardeşlerimi görmek isterdim diyen Hazreti Cihan Serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bizler mukaddes dinimiz İslam'a bağımsızlığımızın sembolü bayrağımıza alemin izan veren devletimize karşı olan her türlü girişimin karşısında iman dolu göğsümüzde siper olacak dinimize, devletimize karşı yapılan alçak saldırıların karşısında duracağız.
Yüce Allah kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İnkar edenler der ki, sizler yakında malum edilecek ve topluca cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır. Bizler bu inançla yaşamaya, değerlerimize sahip çıkmaya, son nefesimize kadar devam edeceğiz. Buraya kadar gelen, tepkisini ortaya koyan katılımcılara en kalbi şükranlarımı sunuyor. Allah hepinizden razı olsun. Sözlerime Abdurrahim Karakoç'un şu iki dörtlüğüyle son vermek istiyorum. Kör dünyanın göbeğine hak yolu İslam yazacağız. Kuşların göz bebeğine hak yolu İslam yazacağız. Herkes duyacak, bilecek. Saklanmaz gayrı bu gerçek. Yaprak yaprak, çiçek çiçek hak yolu İslam yazacağız. Allah'ın ordusu tektir, o da Türk'tür. Teşekkür ederim. Kıymetli başkanıma bu değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli davetliler, İslam'ın nurunu üflemekle söndüremeyeceklerini öğrenmeleri için Müslümanların da hep beraber bu konuda yürüyen Kur'an olup Allah yolunda mücadele eden kişilere dönüşmesi gerekmektedir. Şimdi İmam Cafer Sadık Camii Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Elmas adına ve onun yönetimi adına cami hocamız Sayın Hüseyin Tuncu tekbirlerinizle kürsüye davet ediyorum. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allah! Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor ve Rabbimden bu mübarek ayda dünya ve ahiret saadetlerini tüm ümmeti Muhammed için niyaz ediyorum. Yakışır bir ümmet eylesin. Ve onun bizlere emaneti olan Kur'an'a hem zahiri hem de ameli anlamda sahip çıkıp muhafaza edebilmeyi nasip eylesin. Müslüman kimse vazife şuuruna ve bilincine sahip kimsedir. Kendisine yapılan ayıbı belki görmezden gelebilir ama mevzu bahis mukaddesatına yapılan bir hakaret olursa orada canı pahasına İslami değerlerini korumasını da iyi bilir. Bugün burada geçtiğimiz günlerde Ahmak İsveç hükümetinin Rasmus Dondas adında bir kendini bilmez pisliğe ülkemiz konsolosu baş tacımız olan kutsalımızı, kutsal kitabımızı Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine müsaade göstermesini lanetlemek ve kınamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Kur'an'ın sayfalarını ilk yakan siz olmadınız. Ama sizin gibi necis insanlar Kur'an'ı yaktığında Kur'an'ın nuru hidayet ile susamış tüm gönüllerde hidayet vesvesi olmaya devam edecektir. Siz Kur'an'ı yakarak onu yok edebileceğinizi sanıyorsunuz ama Kur'an'ın nuru her geçen gün daha geniş coğrafyalara yayılmakta ve aynı şekilde ne siz ne de sizden sonra bu nuru söndüremediler, söndüremeyecekler. Ümmet olarak haykırıyoruz. Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Allah Resulü'nün bizlere emanetidir. Allah Resulü buyurdu. İnni tarikum fikum mustakaleyn itaballah ve itreti. Siz ümmetim arasında iki değerli emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim itretim.